Hoş geldiniz, buyurun. Hadi Goncacığım gel, çekinme. Çekinme, hadi gel salona geçelim. Eviniz çok güzelmiş. Hem de çok büyük. Sen burayı hep severdin zaten. Geçmiş olsun. Nasıl oldu böyle ya? Tanıdın mı sen beni? Hayır. Asumaycığım kız sahar değil ki, niye bağırıyorsun? Ay ne bileyim ben, böyle kafa gitmiş ya işte. Goncacığım hadi çıkart üstünü, böyle yabancı gibi durma. Heh, alayım ben onları, alayım. Asuman aradı mı avukat? Aradı, geliyormuş. Ne avukatı? Aslında avukat senin için geliyor. İş aktiyle alakalı imza atman gereken yerler var da. Nasıl yani? Goncacığım sen şimdi benim yanında çalışıyordun ya. Şimdi malum bu durumda seni çalıştırmam doğru olmaz. Bu yüzden de aramızdaki anlaşmayı feshetmemiz gerekiyor. Yani yoksa ben suçlu duruma düşerim. Anladım. Ama merak etme, sen burada kalmaya devam edeceksin. O konuda bir sıkıntı yok. Tamam, gerçekten çok iyisiniz. Ay canım benim ya. Hadi geç otur. Gonca, nerede bu kız ya? Pardon, bir şey soracaktım. Buyurun, nasıl yardımcı olabilirim? Bir hasta yakınımı ziyarete geldim ama odasında yok. Hastanın adını alayım. Gonca, Gonca Acar. Hemen bakıyorum. Gonca Acar bugün taburcu edilmiş. Ne? Taburcu mu olmuş? Evet, evet. Çıkış işlemleri yapılmış. Nasıl olur ya? Nasıl bırakırsınız tek başına? Tek başına değil. Kayıtlarda hasta yakının alındığı görünüyor. Ne? Hasta yakını mı? O da kimmiş ya? Burada Arzu Karapınar yazıyor. Ne? Nasıl bırakırsınız ya? Nasıl gönderirsiniz onunla? Bizim yapabileceğimiz bir şey yok beyefendi. Sakin olun lütfen. Dolaplar çeviriyorsun Arzu ya. Hala ne istiyorsun sen Gonca'dan ya? Bir manyaklık yapmadan yetiş oldu Erkut. Arzu Hanım, şu üç kağıttan iki tanesi uyduruktan hazırladığımız iş akdi fesih sözleşmesi. Kolpa yani. Üçüncü kağıt ise babanızın şerrini ortadan kaldıracak olan Gonca Hanım'ın imzalaması gereken gerçek belge. Siz bu üçünü de iş akdi fesih sözleşmesi olarak Gonca Hanım'ın önüne koyun. Zaten tek tek okuyup anlayacak halde değil. Böylece kolaylıkla imzayı kapmış oluruz. Tamam, iyi düşünmüşsünüz. Goncacığım, bak avukat bey yanımda. Şimdi senin bu iş fesih sözleşmesini imzalaman gerekiyor. Bu üç sayfayı da imzalayacak değil mi avukat bey? İsminin yazılı olduğu yerlerin altını imzalaması yeterli. Canım bak, burayı imzalayacaksın. Hadi. Hadi ama Goncacığım bak, avukat beyim bir sürü işi var. Ama ben imzamı hatırlamıyorum. Aa bak aklıma ne geldi. Ben şimdi senin çantanı getireyim. Cüzdanında elbet bir banka kartı vardır. Onun arkasında imzan olacak. Oradan kopya çekersin. Halletmiş oluruz. Nasıl fikir? Bak, burada var. Bunun aynısını atacaksın. Hadi canım. Thank you.
canım bak. Üçünü de imzalayacaksın. Hemen burada isminin yazdığı yerin altı. Kim şimdi ya? Neyse. Hadi Goncacığım bak. Hep topu üç tane kağıt. Aç. Nerede o hanımın? Erkut. Asuman nerede o? Ya Erkut dur, ne yapıyorsun ya? İşte canım bak, bu da sonuncusu. Gonca? Ne oldu? Erkut'cum Gonca'cını mı özledin? Ne yaptığını sanıyorsun sen ya, ha? Sen kim oluyorsun da Gonca'yı hastaneden çıkartıp buraya getiriyorsun ya? Doğru söylüyorsun. Ben kimim ki? Ama sorun yok. İstersen götürebilirsin. Benim bir işim kalmadı.